Rabbil Alemin. Ve salatu ve selam ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ala Resulina Muhammedin salavat. Buradaki abi. Emirdağ 1, 216. 216 abi. Burayı ders yapmak her baba yiğidin işi değil. Evet, ben araştırma yapmadan istediğin yeri açın layıkadan ders yaparız ama şurada bir tabir var. Yani çalışmadığım bir şeye öyle kolumu sıvamam yani kısacası. Ben emin olacağım bir kere. Ben ne ders yapıyorsam daha önce çalışıyorum. Yani buna çalışmadığım için beraber şimdi ben senden nimet bekleyeceğim şimdi. Hadi bakalım. Burası size hayatımda vefattan sonra elinize geçen manevi malımı, hukukumu size vermeye. Bu manevi bir mal var, bir de hukuk var abi. İşte mal, manevi mal işte çözemediği veya zorlanabileceğimiz yer. Evet abi. Vermeme mütü kablı entü mütü sırrına binaen ölümden evvel sizi bil fil varis yapmaya dair bir nur şakirdi sordu. Hikmeti nedir? Bunun şey manası ölmeden evvel ölünüz. Evet. Keşul Hafa 2. cilt Keşul Hafa 2. cilt 291 cadis. Mutu kable ente mutu. Ölmeden önce ölünüz. Şimdi tamam abi. Neden abi mesela böyle ölmeden önce ölünüz? Hadis-i şerif zaten bu. Sünnettir zaten ölmeden önce vasiyetname yazma. Evet. Benim defterimi de getirir misin? 18. Orada İslamiyet'te de var ya abi. Cenab-ı Hak mesela varisleri yani varisi yani mirası bak tafsilatlı bir şekilde anlatmış. Mirası. Tafsilatlı bir şekilde. Bazı şeyleri icmalı geçmiş. O mirası tafsilatlı bir şekilde anlatmış. Anlatılmasaydı ne olurdu abi? Mirası anlatmasaydı. Evet. Anlatması ne oldu? Kargaşalık. Hep kargaşa olurdu. Bana. Tamam. Üstad Hazreti bu sırra binaen öyle bir vasiyet yazıyor. Onu burada diyor abi. Evet. Sıddık kardeşlerim ve varisleri. Evet. Ecel gizli olmasından sayfa 136 abi. Vasiyetname. Vasiyetname. Evet. Ecel gizli olmasından vasiyetname yazmak sünnettir. Benim metrukatım ve Risale-i Nur'dan olan benim hususi kitaplarım ve güzel ciltlenmiş mecmualarım vesaire şeylerimin bütününü Gül ve Nur fabrikaların heyetine başta Hüsrev ve Tahir olarak o heyetten 12 tanesi burada ismi var. 206 mıydı? 136. Ha tamam. Bak okudum ya. Tamam. Kahraman kardeşlerime vasiyet ediyorum. Onlara bırakıyorum ki emri hak olan ecelin geldiği zaman benim arkamda o metrukatım benim bedelime o sadık ve mübarek ellerle hizmet-i nuriye ve imaniye çalışan ve istimal edilsin. Şimdi hikmetini anlatıyor. Neden yazdı vasiyetnamesini? İkinci emir daha 236 mı? Birinci emir. 236. 136 abi. Ha 136. Evet. Burada hikmetini söyleyecek abi şimdi. Hikmetini söyleyecek. Niçin? Niçin vasiyet yazdı daha ölmeden? Tamam. Kardeşlerim bu vaziyetten telaş etmeyiniz. Tamam. Ben teessürattan ve 9 defa zehirlenmekten pek çok zayıf olmakla beraber gizli münafıkların desiselerle müteahhit suikastları için bu vasiyeti yazdım. Merak etmeyiniz. İnayet-i Rabbaniye ve Hıfz-ı İlahi devam ediyor. Bakın abi büyük bir hizmet var. Tamam. Üstad az çok istikbali de zaten müşahede eden birisi. Tamam. Böyle tazikatlar var. Umumi bir hizmete vasiyetnameyi yazmamış olsaydı ölümünden sonra birkaç kişi buna sahip olacaktı. Hizmet birkaç kişinin başında kalacaktı. Ama vasiyet yazmasıyla birlikte vasiyette sırlar koyacak yani. Şu düsturlar koyacak. Bir de hizmeti yayıyor tabana. O düsturlarla birlikte herkes buna sahip çıkıyor. Yani eğer bir vasiyetname yazmamış olsaydı birkaç kişiye münasır kalacaktı. Yanındakilere münasır kalacaktı. Ama bunu böyle birlikte düsturlar koymaya sır var bir de sırrın sırrı var abi. Yani vasiyette bu bir gelenek var. Eskide bir gelenek var. Tasavvufta veya şeyde. O vefat etti mi posta birisi geçiyor. Evet, dolayısıyla her şey o sorumlu. Dolayısıyla diğerlerinde bir tembellik başlıyor. Onda da korkunç bir hak etmediği ve taşıyamadığı bir korkunç manevi bir makam yükleniyor. Manevi çünkü hukukunu farkındaysa Hazretleri.
Korkunç bir şey yani. Baki hakikatler, fani şanslar üzerine bina edilecek. Oraya da geleceğim zaten ama. Evet, tamam. Sır orada zaten abi. Hikmeti buydu abi. Bu hikmetten dolayı vasiyetname yazmış. Vasiyetname hikmeti bir bu. En büyük şeyi Nur geleneğinde, yani İslam, böyle Türkiye'de, Anadolu'da bunu şey yapayım. Anadolu'da dini hizmetlerde gelenek şöyleydi. Vefat edince oğula geçerdi. Veya bıraktığı halifeye geçerdi. Risale-i Nur'da bu gelenek yıkılıyor. Tarikatı da şeyhten şeyhe geçiyor. Şeyhten işte o bıraktığı halifeye geçiyor, oğluna vesaire. Ama Risale-i Nur'da bu dini hizmet ilk defa şahıstan şahsa geçmiyor. Bir şahs-ı manevi geçiyor. Sanki İslamiyet'in ilk mukaddemesine dönülmüş gibi oluyor. Çünkü Allah Resulü ben size kalem aldı, vasiyet yapacaktı. Semavi bir uyarı ile kalemleri ve kağıdı reddetti sonra. Hazreti Ali radıyallahu anh naklediyor. Sonra ne yaptı? Demiş ki ben size iki şeyi bırakıyorum. Birincisi Allah'ın kitabı olan Kur'an, Kur'an-ı Azimuşşan. İkincisi onun uygulanmış şekli olan sünnet-i seniyem. Buna temessük ederseniz kurtulursunuz diye bir insan yok. Yani vasiyetnamede Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselamın vasiyetnamesinde bir insan bırakmamış. İnsan yok. Dolayısıyla Risale-i Nur hizmetinde de sahipler var. Varisler var. Yani sen okuyacaksın zannediyorum. Hizmetin sevk idaresinde maddi şeylerde, hizmetin sevk idaresinde maddi şeylerde varisler var. Kimler bakayım ona bakacağız. Hem de size bir şey söyleyeyim gizli. Gizli bir şey söyleyeyim. Bu ikinci söyleyişim olacak. Türkiye'de daha bilinmiyor. Benim söylememle gündeme düştü. Çünkü ben de bilmiyordum. Bana çok derin yerlerden getirildi bu haber. Türkiye'de birkaç kişiye servis yapılmış. Onu size söyleyeyim. M5, M6 var. İngiliz İstihbarat Dairesi. MIT gibi Türkiye'nin. Bu Fethullah Gülen hareketini Türkiye'de deşifre oldu. Biz bu kadar diyor gizli tuttuğumuz bu hizmeti. Bu kadar gizli tuttuk. Devletin ta en can damarına kadar yayılmıştı. Fakat nasıl bir güç bunu deşifre etti? Bundan daha dipte bir şey yoktu diyor. M6 diyor. İngiliz istihbarat. Yani bunu deşifre edilmiş. Yani bizim yaptığımız 40 senelik, aynı böyle diyor, 50 sene demiyor. 40 senelik faaliyetimizi nasıl deşifre oldu? Dolayısıyla bunun altında da bir başka bir yapı var. Bu yapıyı bilmemi istiyoruz diye bu hizmet faaliyetine bir gizliden haber gönderiyor. Dosya gönderiliyor. Fethullah Gülen hareketine. Haber dosya gönderiliyor. Bu bütün gücünüzü sizi deşifre eden alt veriyi bulun. Onları bizi tespit ettiğimiz kadar nurcularmış. Nurcular sizi deşifre etti. Nurcuların da şunu istiyorum diye M6. M5'te M6 şöyle bir. Nurcuların kitabında geçen haslar, hasların hası, erkanlar, rükünler bunlar ki? Bunları bulun. Şu anda dosya MİT istihbarat dosyası bunu eline geçiriyor. İngiliz istihbaratı bunu dosyasını bizim istihbarat ele geçiriyor. Hizmet faaliyetine gönderilen dosya bu. Yeni. Bu size diyeceğim en fazla 3 haftalık hadise. En fazla. Ve dolayısıyla bize de haber uçuruldu. Duyduk. Yani neymiş? Çünkü niçin uçulacak? Biz zaten bununla alakadarız. Yani ben onlara dedim ki hiç endişe etmeyin. Çünkü ben M6'ya da şu anda söylüyorum. Bunu mutlaka uçurulacak ve görecekler. Risale-i Nur'da şahıs yoktur. Sizin endişe ettiğiniz hareket onu deşifre eden şahsi manevidir. Canlı ve ruhludur. O varisi, hakiki varislerim. Bir varis var, bir hakiki varislerim. Şahsi manevidir. Ne kadar uğraşırsanız uğraşın Hasan gibi birisi yoktur. Şahsi manevi vardır. İnsan üstüdür, yaşı yoktur onun. Kıyamete kadar baki olacaktır. Ve o canlı ve ruhlu ve şuurludur. Onlar yönetiyor. Ustad araba aldığı zaman ustadı bile uyaran, gece baskına uğramış.
Emirdan'da anlatıyor. O arabayı geri verilmesine emir edilmiş gece. Sabah ter kalkıyor, ter kan. Aman aman arabayı alın. Ne olur beni kurtarın. Hatta aldığınız parayı bulamazsanız ben iş çamaşırlarımı da satacağım. Kitaplarımı da satacağım. Aradaki hani alınan araba aynı fiyatta satılmasa, aradaki eğer zararınız varsa ben gidereceğim diye Emirdağ'da aman aman araba alın. İlk önce iş yapmıştı, arzu etmişti usta. İstemi de arzu etti. Keşke bir arabamız olsaydı da Nurcu kardeşlerimizi şehirler arası dolaşsaydık. Onları ziyaret etseydik. Böyle bir arzu uyandı. Yani bir arabam olsaydı. Tamam, bir arabam olsaydı diye. Çok ilginç yani. Çok tuhaftır, buradan vuruyorlar. Ben bir helalimi söyleyeyim. Ama yapamadığım bir helal. Babam Almanya'da çalışıyordu rahmetli. İstanbul'da bazı şeyler, menkul yerler bıraktı. Beni çok yakından bilenler bilir. Mesela onlardan bir tanesi çok mühim olduğu için ucum demiyorlar. Başkalarını itham ediyorlar. İstanbul'da büyük şeyde üst Bostancı yolu E5'in üzerinde PTT hastanesi var. Bostancı'nın üstünde. O Bostancı'nın arkasında üstünde PTT hastanesinin arkasında şu anda göreceğiniz altı yol var ve havuz var. O havuzun olduğu yer bizim evdi ve dershaneydi ve benim büyüdüğüm evdi. Dolayısıyla oradan devletin bana verdiği para vardı. O parayla ben şahsıma araba almak istedim. Kendi param. O şu anda altı yol. PTT hastanesinin arkası. Benim meşru paramla meşru helal olacak araba alacaktım. Alamadım. Sebebi. Kime anlatacaksın benim yıkılmış binadan belediye, büyük İstanbul Büyükşehir Belediyesi yıkmış. Oradan gelen paramla aldım diye arabayı kimse anlatamayacağımdan. Nereden buldu he? Sorun mu? Söylesin bakalım. Kimi soydu, kimden istedi, kimden aldı derler diye helalimi bile arzu ettiğim gibi kullanamadım. Ve kısmı ekserisini Çanakçı'daki dershanemizin diş kaplama ve çatısına verdi misal. İşte bu enerji dediğimiz, onların anlayacağı tarzda kutsi bir enerji. Biz de ruh-i kutsi yani şahsi manevi müdahale edip yaptırmak. Evet. Sen bak, şu an dediğini şurada teyit ediyor abi. He. Risale-i Nur'un samimi halis şahitlerinin heyeti mecmuasının kuvveti ihlasından ve tesanüdünden süzülen ve tezahür eden. Bak. Risale-i Nur'un hakiki, bir de okur musun? Risale-i Nur'un samimi. Samimi. Halis şahitlerinin heyeti mecmuasının kuvveti ihlasından ve tesanüdünden süzülen tezahür eden. Bir şahsı manevi. Hı. Size baki ve muktedir bir kuvveti zahtır. Allah Allah. Ve rehberdir. Rehberdir ve kuvvetli bir... Yani abi başımızda kimse yok. Neyi yok? Yok. İçinde bir duygu yok mu? Bir enerji yok mu? Böyle sıkıntı, bir vicdan azabı gibi gözüken, aklını yönlendiren yapma deme. Hangi güç beni durdurabilir söyleyin hadi. Param var, benim param. Ne almıyorum? Kısmında duruyor. Şu anda alabilirim o paranın. Üçte biri duruyor. Rahat en iyi araba alırım. Babamdan kalmış. Alamıyor. Kim engel oluyor? Kor gibi ateş koydu. Alma. Üstadımız da bütün düsturları mesela en zirvesini, azimetini gösteriyor. Ufak bir kapı açsaydı, bak kapı açmadığı halde şu anda hayat içine bu şekilde yani. Bazı İstisna yerleri biliniyor yani onlar. Ya peki mesela bak. Açsaydı ne olurdu yani? Açsaydı bunun çığırını düşünün. Mesela ustadın talebelerine bu iftirayı yapıyorlar. Hükümet işte para vermiş bilmem ne vermiş değil mi? Bana Allah müsaade ettirmedi onların o iftirasını. Ustadın 80 küsur yaşındaki 90 küsur yaşındaki varisleri var. Ona para, hükümet para mı verecek ya? Abdullah Aytemur abiye 90 küsur yaşında. Zaten bitmiş, yataktan kalkamıyor. Yeğen abi 86-87 yaşında, tamam mı? Ona bile iftira ettiler. Yani hükümet ona şey vermiş, para vermiş. Peki niye bir derece belki de arabaları var ya vesaire var ya tabii hizmetten kardeş bir tanesi vermiş veya almış. Ama benim bizzat hizmetten değil, babamın şeyi. Niçin? Sonra düşündüm, niye bana şey yapamadılar? Hakikaten yok adamı. Bütün atletlerim delik. Hepini bilirsiniz. Asit yani terden. Alamaz mıyım? Sonuna kadar. Şalvarlarım 2-3 tanesi yamalı.
Dışarıya girerken sen, öyle değil mi? Burada riyakarlık mı yapacaksın? Şahsım ayın kim olduğunu ne söylüyor? Kim olduğunu? Diyor ki eğer bilerek bu ihlası kırsanız, he, onların tokatını yersiniz. 10. lemada şefkat... Onların tokatını yersiniz. Şahs-ı manevi işte. Evet, 10. lemanın tokatını taatü verildi. Böyle manevi kahramanlık arkanızda zahir, başınızda üstad bulmak isterseniz. Bak arkanızda böyle kahramanları, arkanızda zahir, başınızda hazır. Bulmak isterseniz. Bulmak isterseniz, istersen ama adam gibi olacaksın. Adam gibi yaşarsa adam gibi muamele göreceksin. Hiç ondan şüphen olmasın ama. Arkanızda ne? Zahir. Zahir. Başınızda? Üstad. Üstad mı diyor? Kim olabiliyor ki? He. Hazreti Ali ve Gavs-ı Azam. Hazreti Ali ve Gavs-ı Azam. Onların tokatını yersin. Evet, M6'ya söyleyin. Dosyasına girsin. Bunlarmış. Gavs-ı Azam. Ve Hazreti Ali radıyallahu anh. İkisi de beni duman eden adamlar. İkisini de görmüşüm. İkisi de sahip çıkmıştır. Sonsuz şükürler olsun. O arıya mı anlatmış? İkisi de delikanlıların asosu bizim tabiriyle. İhlası bozduğu zaman bu sefer o sahibi olan şahs-ı manevi kişiler, evet, ona iki devre giriyorlar. İkisi devreye girince işte 10. lemanın başı ya. Orada tokatını yer. İhlas Resalesi'nden ama o tokatlarını orada anlatıyor. Olan acayip bir şey. Aferin lan, bereketli bir şey bulmuşsun ya. Devam edelim abi. Evet abim ya, ben bekleyeceğim. Hikmetini okumuştuk abi o vasiyetnamesinde. He. Orada hikmetini anlatmıştı, vasiyetnameye yazılmasını. He. Sizi daha çok zaman aramızda görmek istiyoruz. İnşallah öyle kalacaksınız. Hı. Ben de dedim ki, hı, buradaki zaten başta dedik, Üst Hazretleri buradaki şakir. Hı hı. Ben de dedim ki, eğer vefattan sonra, hı, bu hakiki, hakikatlı varislerin eline bu malım geçse, o yanındaki 12 tane varisin eline bu malım geçse. Mal, hangi mal? Manevi malım ya. Yani. Malı manevi. Yani hizmet-i imaniye. Hizmet-i imaniye. Yani nurculuk. Evet abi. Yani şahıslara konsa, verse. Tamam. Dünya malı gibi bir derece taksimi olur. Allah Allah. Nasıl ki bir babanın evlatlarına kalan malı taksim olunur. Hı hı. O mal da yanındakileri taksim edilir. Taksim edeceklerdi. Evet. Derecesine göre her birisi maldan bir kısmına hakiki malik olur. Hı hı. Yani 14 tane cilt kitap vardı. Birisi bir kısmını yapacak, birine bir kısmını yapacak, birine bir kısmını yapacak. Hı. Sonra? Bu sefer eğer bir mesele ayrı ayrı olacaktı. Mesela sana sözler düşerdi, bana lavaya düşerdi. İşte o şekilde. Allah Allah. Derecesine göre. Derecesine göre. Derecesine göre her birisi maldan bir kısmına hakiki malik olur. Umumuna malik olamaz. Umuna sahip olamaz. Olamaz. Evet, bundan dolayıdır ki şimdi şeye geçiyoruz abi. Bu sırdan dolayıdır ki 136. Hı. 70 falan 70. Sayfa peki mal peki sadece Risale-i Nur olarak mı alacağız yoksa başka bu şeyler de alabilir miyiz? Manevi hukuk. Biraz da ben... Söylüyor, onu da söylüyor. Onu da söylüyor. Onu da söylüyor. Onu da söylüyormuş Mehmet. Söylüyor muymuş? Kaç Mehmet varsınız? Bak karşı karşıya Mehmet'siniz ha. İstese bana bir okuyayım istese. Tamam tamam. Diyor ki o envai nuriye var. Yani o nur malı yani. Evet. Yani nurdan çıkan mal, yani. Mal. Risale-i Nur'la imal edilen. Çünkü Risale-i Nur tezgahtır. Risale-i Nur tezgahtır, fabrikadır. Yani mesela şahs-ı manevi fabrika. Risale-i Nur her bir kitabı tezgahtır. Buraya giren, okuyan işleniyor. Tezgahta işleniyor. Yani Risale-i Nur. Yok, kişide yüklenen. İman-ı tahkiki. İşte işlenmenin de sırları var abi işte. Hadi bakalım, devam edin. Sırları var. Fakat ölümden evvel varislere verirse, he, envali uhrevi gibi her birisi, tamam, uhrevi mal gibi her birisi, umum omala, o nur lambasına derecesine göre malik sayılır. Evet, doğru. Her birisi küçük bir sayit olur, bir nöbetçiye yerine binler nöbetçi olur. Sayidin irsiyeti yalnız binden bir hisse sahibi olur, sahibi bir nurcu olmaz. Belki tam bir genç sayit olur. Mesela geçmeden önce şurayı okuyayım abi. Hı. Ama okuyacağın sayfaları söyle ki. Sayfa 70 abi. Tamam.
Risale-i Nur'un hakiki ve hakikatlı bir şakirdi. Burada da özellikle kendisi abi. Ne diyor? Ha, neymiş? Nasıl tabir ediyor kendini? Risale-i Nur'un hakiki ve hakikatlı bir şakirdi. Burada da aynı tabiri kullanmıştı. Bulunan o Kur'an'ın mucizül beyanın katibi bu defa yazdığı mektupta haddinden 1000 derece ziyade hüsnü zannına istinaden bir hakikat soruyor. Risale-i Nur'un şahsı manevisinin gayet ehemmiyetli ve kutsi vazifesini, bak ehemmiyetli kutsi vazifesini, hilafeti nübüvvetinde gayet ulvi vazifelerinden bir vazifesini benim adi şahsımda, üstadı noktasında bir cilvesini gördüğünden bana o hilafeti maneviyenin bir mazharı nazarıyla bakmak istiyor. Üstad Hazretlerine böyle bir nazarla bakmak istiyor. Evvela baki bir hakikat fani şahıslar üstüne bina edilmez. Edilse hakikata zulümdür. Allah Allah. Her cihetle kemalde ve devamda bulunan bir vazife çürümemeye, çürütülmeye maruz ve müptela şahsiyetlerle bağlanmaz. Bağlansa vazifeye ehemmiyetli zarardır. İşte bu zararı olacağından dolayı daha ölümden önce vasiyetname yazıyor. Sağken. Hani Risale-i Nur'da böyle ya arkadaşlar böyle yazıyor, niçin böyle yapıyorsunuz değil. Usta sağlığında şahsını yok etmiş. Evet abi. Ve ondan sonra bunu resmi kayıt altına almış. Vasiyet koymuş. O zaman daha kim çıkabilir ki Risale-i Nur'u bir tarikat gibi bir şahsı dayanıyor da adam ne diyorsa o. Lan öyle değil ya, Risale ne diyorsa. Kendisi diyor da bak Risale-i Nur'un tezahürü, ortaya çıkması yalnız tercümanının fikriyle veyahut onun ihtiyacı manevi lisanıyla Kur'an'dan gelmiş, yalnız o tercümanın istidadına bakan feyizler değil. Bak sadece benden duyduklarınız değil diyor bak. Burada. Yani ustatta tezahür eden feyizler var. Ama bende gözüküyor ama benim değil diyor. Ve bana da münhasır değil yani. Bana da münhasır değil. Yani bana verilen sen de olsun da dağıtacağın kadar da ver. Değil. Bana münhasır değil ve benim de değil. Belki o tercümanın muhatapları, dersi Kur'an'da arkadaşları, onun halis metin ve sadık zatların o feyizde ruhen istemeleri. Hani geleceğe dahil bütün nur talebelerinin fıtraten, aklen ve kalben isteyici, talep edeceği, sıkıntısına çare olacağı dersleri kabul ve tasdik ve tatbik etmeleri gibi çok cihetlerle o tercümanın istidadından çok ziyade onurlar zuhura medar oldukları gibi. Ya mesela öyle bir insanda bir böyle temayül var. Fıtraten Allah benim donanım itibariyle böyle bir şey talep ediyoruz. Allah bize veriyor. Bediüzzaman'ın ruhunda aksettirerek veriyor. Sonra bütün nur talebelerinde tezahür ediyor, aksediyor. Bu mana. Bak onun üzerinden geliyor. Uydu üzerinden geliyor. Yani mesela uydudan bazı istasyona aktarılıyor, bize naklediliyor bilgi. Veya konuşmalar gidip geliyor, cep telefon veya televizyonlar. Yani mesela uydu haşa Allah misal olsa, işte verici istasyon var her şehirde, dağın tepesinde. Onun üzerinden evlere, televizyonlara nakiller yapılıyor. İşte ustad da öyle bazı istasyonu gibidir. Uydudan gelenleri veya halktan çıkan uydu vasıtası, bazı istasyon vasıtasıyla uyduya ve oradan ötelere kaydırılıyor. Sıla-i Rahim sırrı abi. Ne? Sıla-i Rahim sırrı. Evet, Sıla-i Rahim. Sırrı evet ha. Risale-i Nur'un ve şakitlerinin şahsı manevisinin... Risale-i Nur'un... ...ve şakitlerinin şahsı manevisi... İkiye ayrılıyor. Risale-i Nur'un ve şakitlerinin şahsı manevisi. Hakikatını onlar teşkil ediyorlar. Hakikatını. Tercümanının da içinde bir hissesi var. Bir hissesi var. Üstadında bir hissesi var yani. Eğer ihlassızlıkla bozmazsa bir takattüm şerefi bulunabilir. Yani önde gitmekte... Yani önde gitti değil, yaşlılık. Mesela ben sizden yaşlıyım. Önde gitmek bir koştuk da birbirimizi yarıştık da ben almışım değil. Sizden önce dünyaya gelmişim.
Cenab-ı Hak nasip etmiş. Ondan sonra beraber arkadaş olmuşuz. Beraber olmuşuz. Yani bu dolayısıyla bir yarışmadan, bir kapışılmaktan ortaya çıkan değil, İhsan-ı İlahi tarafından omuz omuza konulmuş. Bir mukaddem, yani önce olmak, sonra olmak diye şey değil. Ama o herkes vazifesini yapıyor. İşte bu sırdan dolayı abi vasiyetnameyi yazıyor. Yazıyor. Ta ki birkaç kişiye kalmasın, herkes sahip çıksın. Herkese sahip. Mesela diyor burada abi, o enval-i nuriye faraza bir hazine kadar olsa, binler nurculara tevziatta, taksimatta 20'şer, 100'er altın düşebilir. Fakat vefat etmeden onlara vermek bir sırrı azime binaen, her birine istidadına göre hastara 1 milyon birden düşebilir. Bu sırrın bir sırrı var, şimdi izah edemem. Yani Allah eğer Allah vefat ettiği, böyle bir vasiyetname yazmamış olsaydı, böyle bir hakikati söylememiş olsaydı, o hazine birkaç kişinin hasır kalacaktı. Kaynak olacaklardı o adam, çıkarabildiği kadar size feyiz verecekti. Evet, ama yazmasıyla birlikte, hiç kimseyi oraya merci koymamakla birlikte, herkes ona sahip çıktı bu sefer. Bir şahsı manevi ortaya çıktı. Yoksa o makam tek olurdu, artık oraya kapışmak için, mücadele etmek için, o adam da oraya geçti. O hali müsait değil ama o makamın iktiza ettiği tavırlar takılmak için riyakarlığa mecbur olacak. Böyle yapmacık kemalat, faziletler, furuşluklar olacak. İster istemez. Ya bu çünkü, sırdan dolayı abi. Bu sır. Bu sırrın sırrını şimdilik izah edemem dedi ama onu da ediyor abi şeyde. Mesela İhlas Risalesi'nde var. Ne diyor? Herkes buna nasıl sahip çıkacak abi? Eğer sırrı uhuvvet, uhuvvet demiyor. Evet, ittihadi maksat, ittifakı vazifeyle. Tevafuk edip bir çizgi üstünde omuz omuza verseler. Peki sırrı uhuvvetle uhuvvet arasında ne fark var? Biz onu müzakere demiştik ya, diyelim ki uhuvvet bir esastır. Uhuvvet bir esastır, kuraldır, düsturdur, kuraldır, yöntemdir. Fiildir. Ama onun fiiliyatlarını, ondan istenilen neticeyi, gayeyi ortaya koymakla birlikte sırlar da ortaya çıkıyor abi. Nasıl bir de, ne mesela uygulayalım, bir şöyle bakalım, dediğini nasıl anlayacağım? Diyelim ki, bir daha söyle, bir daha söyle istersen. Diyor ya, Barla da diyor ki abi, uhuvvet için bir düsturu nazara vereceğim ki, bunu cidden nazara almalısınız yani. Yani uhuvvet bize bir düsturdur, esastır. İşte bu uhuvvetin bizden beklemiş olduğu, yani maksatları, gayeleri ortaya koyduğumuz zaman o sırlar da ortaya çıkıyor ama hakiki sırlarını. Ha, uhuvvet ve muhabbet bir zemindir. Evet abi. Ona diman ve fiilen sahip çıkarsak o sahip çıkmaktan ortaya çıkan fazilet ve kemalatlar. Evet abi. Yani aranızdaki sırrı ihlasa zarar gelebilir diyor ya abi. Aramızdaki sırrı ihlas da bu ihlas semasındaki düsturlar abi. Biz onları kırdığımız zaman aramızdaki şeye zarar geliyor. Veya da Cenab-ı Hak'la kişinin arasındaki ihlas sırrı var. Yani sadakayı verirken gizli ver diyor. Sen bu sadakayı göstererek verdiğin zaman veya karşıdakini zillet altında bıraktığın zaman yani sadakanın sırrını ortaya koyamıyoruz. Yani bize de o belli olur şimdi. Sır olduğu zaman onun meyvesi var. Sırrı olunca meyvesi mi var? Tabii. Tesir mi diyor? Tabii bak şimdi meyvesi diyor ki bak sır, uhuvvet ve ittihad-ı maksat. Sen ittihad-ı maksat ettin mi? O zaman sende sır, uhuvvet var. Sonra ittifak-ı vazife yaptın mı? O da o zaman sır, uhuvvet var o zaman. Tahakkuk etmiş oldun. Ne yaptın? Meyvesini almış oldun. Bu Hafız Ali abide gözüktü değil mi? O evet. Diyor, ne abi yapıyor? Bütün hislerini feda ediyor. Hani sahabenin o ishar hasletini tamamıyla gösteriyor bununla. Ne yapıyor? Tekstil makinesini alıyor, gidiyor Hüsrev abide, ne yapıyor? Talebelerle birlikte ona iltihap ediyor. Fiili tezahürü, iki tane fabrika var ve Nur ve Gül, ben bir kulas edeyim. Nur ve Gül, Gül fabrikası Hüsrev abinin, Nur fabrikası Hafız Ali abi. Dolayısıyla ikisi rekabet gibi gözüküyor, emsal, aynı dönem insanları ve makamda hemen hemen eşitler. Bu sıkıntı oluyor. Bu sefer Hafız Ali abi nasıl çözüm buldu? Gitti
matbaa, iki fabrika dedi. Yani teksir yani böyle elle çevirip çıkıyor, risale çıkıyor. Havuz Ali abi gitti torbaya koydu. Etbaanı da aldı. Hadim yani arka yardımcılarını. Gitti komutana selam verir gibi. Hüsrev abi dedi ki, abi dedi, buyur dedi, fabrikayı getirdim. Senin emrine veriyorum. Biz de emrinizdeyiz. İstersen bizi istihdam et, çalışalım senin kontrolünde. İstersen bizim arkadaşlarla makineye, ben gidiyorum ustada demiş. Hüsrev abi de, tamam dedi, sen git. Oradaki bulunan arkadaşlar aldı, makineyi de aldı. İki makineyle beraber çalıştı. Sonra ustada geldiği zaman, baktım diyor kalbine, yapmacık olmadığını, kalbinde samimi olduğunu gördüm diyor. Hafız Ali abi onaylıyor ustan. Samim. Bu ruh diyor ileride sirayet edecek, her böyle yayacak. İşte fiili tezahür. Orada bir de ince bir nokta var abi. Yani bu his daha ziyade hizmet eder diyor abi. Ha bu his daha ziyade. Bütün hizmet etme aletleri orada bak Hüsrev abi'de. Kitap basımı orada. Ha bu his daha hizmet edecek diyor. Ama orada his diyor. Bu his daha ziyade ileride hizmet edecek diyor bak his. Oysa ne kalem var ne kağıt var elinde. Daha ziyade. Ben orayı kaçırmışım. Sır burada abi. Talebeyi umum uyum oluyor işte burada abi. Evet. Ben de öyle şöyle yorumlamıştım ama sizinkisi daha güzel oldu. Yani uhuvvet ve sır uhuvvet şu diye yorumlardım. Ama sizinki daha cami oldu. Ben şöyle yorumlardım sonra sizinkini şey yapayım. Anladığımı. Bakayım doğru mu anladım diye. Mesela uhuvvet hoş geldiniz nasılsınız tabii tabii falan. Uhuvvetin gereğini yapmak. Ona gerektiği gibi muamele etmek. Yani uhuvvet yani. Ama hoş geldiniz derken uçundan boşun devresin senin. İçinden hesaplı. Dışarıda hihihi uçundan veya zoraki yapıyor yani. Yani içeriden böyle boşun devresin. Abim hoş geldin, hoş geldin. Nasılsınız, iyi misiniz? Ben böyle anlıyorum ama sizin müzakerede çıkan daha külli ve daha cami. Ne dedi? Uhuvvet eylemdir. Değil mi? Eylem, davranış. Ustadın emrettiği dusturlardır. Dolayısıyla uhuvveti netice veriyor. Bu uhuvveti yapmaktan kişilerin halit-i ruhiyenin sirayetinden zemin oluyor, toprak oluyor ve insanların dışında Allah o zeminde haller, feyizler çıkartıyor, yaratıyor. Değil mi? Evet. Öyle dediniz. Tamam. Bu daha cami, daha doğru. Sırdan dolayı 4444 oluyor. Normalde, o sırdan dolayı. Tabii sayı aynı sayı. 4, 4, 4, 4, yani 1, 1, 1. 4 kişi 4444. Bakın. Sırrı uhuvvete, ittihadi maksat ve ittifakı vazife. Hep ayrı ayrı ha. Bunların üçünde de ittifak edecekler abi hepsi. Ama çok ilginçtir. Uhuvvet demiyor. Sırrı uhuvvet diyor. Evet. Sırrı uhuvvet, bir. İttihatı maksat. İttifakı maksat. Maksatta ittifak. İttihadı maksat mı diyor? Evet, öbürü başka. Şimdi bunu söyleyeyim. İttifakı vazife. Vazifede ittifak edecekler abi. Ha vazifede ittifak edecek. Evet abi. Vazifede ittifak etmek dusturlara uygun. Evet abi, dusturlar. Ettiler. Ettiler. Tevafuk edip bir çizgi üstünde omuz omuza verseler. Hı hı. O vakit 4444 kuvvetinde ve kıymetinde olduğu gibi hakiki sırrı ihlas ile. Bak kıymetinde ve kuvvetinde. Odama bak dört kişi bir araya gelmiş müzakere ediyor. Derince'de, Kars'ta, Van'da, Antalya'da, Siirt'te, Almanya'da, Kabir'de, Rusya'da. Dört kişi gelmiş bunu mutala ediyorlar bir mevzuyu. Bunun dört kişi bak ne kadar güçlüymüş. Bir de niye oluyor orası davet? Hakiki sırra ihlas ile 16 fedakar kardeşlerin kıymet ve kuvveti maneviyesi 4000'den geçtiğine pek çok vukuatı tarihi şehadet ediyor. Bu sırrın sırrı şudur ki abi. Bu yukarıdaki sırdı, şimdi bu sırrın sırrına geçiyor. Ha bu işin ne kadar sırdı? Yukarıdaki sırdı abi. Oo dur şimdi bakalım. Şimdi bu sırrın sırrı diyor. He tamam merak ettim ben de ya. 164 mi lemalar? Bir abi. 161 mi? He. Hakiki samimi bir ittifak. Ha. Hakiki. Hakiki samimi bir ittifak. Netice bir. Edecek. Netice oluyor. Evet abi. Her bir fert sair kardeşlerin gözüyle bakabilir. Uf. Makama bak. Sair gözler gibi gözün olacak. Göz adedin olacak. Oluyor. Böyle
Sadece irtibat olduğumuz medreseler. Burada bütün vakıf abiler hep hizmet şartları aynıdır abi. İttifak etmişiz yani bizim hizmet şartımız bu. İttifak etmişiz. Yani burayı tanımak için adam Zeytinburnu tanımak için buraya gelmesine gerek yok. Nerede şubemiz var? Kırıkhanalı gelse aynı, Sultanbeyli gelse aynı. Aynı. Hepsi aynı. İttifak etmiş çünkü düsturlar belli. Ama şahıslara gelse adamın şeyi farklı olacak, onun şeyi farklı olacak. Hmm. Vay be. Güya 10 hakiki müttehit adamın her biri 20 gözle bakıyor, 10 akılla düşünüyor, 20 kulakla işitiyor, 20 elle çalışıyor. Bir tarzda manevi kıymeti ve kuvvetleri vardır. Kıymetleri ve kuvvetleri var. Her bir adam o kardeşleri adedince kıymetlidir ve kuvvetlidir. Bir kişi ama bir kuvveti de değil yani abi. Vay yalnız. Bu şaka mı ya? O zaman ölüm neymiş ki? Hani şey cihetiyle ölüyor diyor ya, günah cihetiyle. Evet abi. Ölümün de çaresiymiş diyor değil mi şahsı manevi? Öyle diyor ya Kastamonu, hatırladınız evet mı? Hı-hı. Ölümün de çaresiymiş bu. Yani bir şahsı manevi ruhu var ya, ben ölüyorum günah cihetiyle ölüyorum. Ama kardeşlerim adedince yaşıyorum. Şu anda ben... Sevap cihetiyle yaşıyorum abi. Sevap cihetiyle bütün abile, yani vefat eden abi kardeşlerimize... Şu anda bizim amelimiz gitmiyor. İtikadımız gitmiyor. Aa işte yaşıyorsun kardeş. Allah Allah. Ne kadar hoş bir şey ya. Bu 4444 ona bir misal atmayayım derdi. Hani tefekkür niye bir sene, bir saat evvel niye bir sene ibadet oluyor? He. Mesela abi, mesela bir şey göstermişim ya, 4 tane ayna göstermişti. 4 tane ayna. Hatırladın mı? Tamam söyle bir daha söyle. 4 tane ayna. Aynaya koyduğun zaman. Böyle koyduk, böyle koyduk. 4 tane. Sonra baktığı zaman sayısız, sonsuz bir sayı oluyor. Ha sonsuz ayna oluyordu. Hı. Kişi sen bir bakıyorsun içinde. Sonsuz görüyorsun bak değil mi? Mesela buraya bir ayna koyduk. Hı-hı. Buraya da koyduk, buraya da koyduk. Ortaya otur. Hı-hı. Baktığın zaman sonsuz olursun. Hı-hı. Bak aynı onu diyor abi. Şimdi üstad ne diyor insana? Ayna diyor. Mesela bak sen bir tane. Resul bir tane, ben bir tane, Osman bir tane. 4 aldık abi. He. Onlar saymıyoruz. Onlar yani, da... yani şey. Tamam tamam 4. 3 4 diye bak 3 4 kişi toplansa diyor. Ha ayna olsa. 3 4 bize ayna. Her bir insan ayna diyor evet. Hı-hı. Esma'nın gözükmesi için aynadır diyor. Şimdi biz toplandık abi. Mesela abiyle toplandık, müzakere yapıyoruz. Şimdi bir toplandığımız zaman sayısız aynalar kaç kaşa geldi ya. Allah sayısız Allah. Bir şey oldu bak. Çok güzel oldu değil mi şimdi? Valla güzel oldu ama ona aferin lan. Aferin lan Kurdoğlu. Sonra bundan dolayı abi 4444 oluyor abi. Yani sayısız. 4400 de ben daha şu anda kanaat onun bile kabul etmiyorum. Bu değil ki abi şimdi. Arkası görünmüyor zaten. Abi şimdi bak maddi olan şey böyleyse manevi nasıl olacak? Hepsi de aynı kendisidir yani. Ayna maddi de değil mi abi? Evet. Manevi olsa şu şahsi yani, ruhlarım abi. Ayna. Ruhlar ayna. Dibi olur mu? Orası, o zaman ne yaparsın? Burası mı orası, orası mı burası diye karıştırırsın. Yani bundan dolayı bir saat tefekkür bir sene ibadettir diyor. Çünkü öyle sayısız var, sonu yok ya her tarafa baktığı zaman. Yani bir ayna basit gösterelim de şimdi destesine göstererek bir daha bakarlar. Bu misalden sonra. Vay be. Şimdi tekrar bir sual çıkıyor abi. Yine o şakit diye. Ben ne yaptım biliyor musun? Almanya'da yaptım bunu. Özür dilerim. Almanya'da yaptım dershanede kimse yoktu. Banyodaki aynayı getirdim. Mutfakta bir ayna vardı bu şey kafasında. Yani 4 tane odamda vardı benim uysuz dolabımda. Koydum yani. Yastıkları koydum, yükselttim onu koydum. Ortaya bir mum yaktım mum. İnan. Yani ayna koydum, ayna koydum, ayna. Ortaya bir mum yaktım. Vallahi sonsuz ya. Baktığı zaman o da bir de deşe bize koyuyorsun yani. Hatırlıyor musun? Mesela hatırlıyorum. Mesela göstermiş de hatırlıyorum mesela. Neden? Evet. Ondan sonra mı yaptım ben? Herhalde ondan sonra yaptım Almanya'da. Mum koydum. Canım sıkıldı dershanede. Yani yorulduğum zaman. Biz ne yapmıştık biliyor musun? He. Abi biz senin o ışık var ya renk renk yanıyor ya ışık. Ha benim o şey. Biz onu içine koymuştuk. Ha. Sayısız olmuştu böyle. Allah Allah. Evet. Bana İzmit'te birisi şey yaptı böyle. Var ya tahtada. Yanıp sönüyor. Alttan alıyor. Üstten alıyor. Işık. Ben yorulduğum zaman gece ışığı söndürürüm odamda. O var ya işte böyle bir yanıyor, şöyle yanıyor, böyle yanıyor ama renkli renkli. Bana öyle bir tefekkür ufku açıyor ki böyle leylim leylim ediyor adama. Ne yorgunluk kalıyor ne uyku. Neyse Resul kusura bakma. Gelelim abi şimdi. Şimdi abi
Başka bir sual çıkıyor burada. Yunus Hazretleri soruyor da ki... Bu sırın sırrı bu mu ya? Şimdi sırrın sırrına geçiyoruz abi. İşte onu merak ediyorum da kardeş ya. Şimdi diyelim ki tamam hadi ölmeden öncesinin 5-10 kişi hadi herkese dağıttım bunu. Özür dilerim. Bana bak bu iş ciddiye bindi. Lemalarımı getirsene. Lemalar sözlerimi, mektubat, üçünü. Çünkü layıka getirdik ama onları getirmedik. Diyelim ki sen ölmeden önce varisleri tamam herkese dağıttın. Şartlar koydun. Peki o koyduğun şartları öbür talebeler nasıl bunlar hayatını feda edecekler? Yani diyelim ki Üstad Hazretleri bütün hem manevi hayatını hem de maddi hayatını feda etti hizmete. Hazlarını da verdi, hizmete koydu. Hepsini koydu, feda etti bak. Diğerleri nasıl yapacak varisler? Diyelim ki, Risale-i Nur şahsı üzerine bina edildi. Peki o şahıs üstad gibi her hissini maksadına nasıl feda edecek? Edemezse Risale-i Nur tak çöktü işte. Yine o şakip dedi ki. Ulan gün... nereden okuyorsun? Lemalar mı? Yok abi 216'nın devamı abi. Dersimizin devamı. Burası mı? Evet abi. Hem o şakip dedi ki bizim kafa kalmadı yine ki. Yine üstad hazretleri diyor yani burada. Her bir has şakirt senin gibi hayatını, bütün rahatını feda edebilir mi ki? O koca malı bütün birden, bak bütün birden alsın. Üstad Hazretleri bak, hem uhrevi hayatını hem de dünya hayatını feda etti hizmete. Bak, feda edebilir mi ki? O koca malı bütün birden alsın. Yani ancak senin gibi bir adam olacak ki veya her şeyin hissini, duygusunu. Şimdi anladım biraz. Şimdi anladım mevzuya girdi. Yani bunu veremesi lazım ki ondan sonra şahsı maneviden bunu alsın. O küllü ve... Nasıl alacak? Bu mümkün mü? Değil. Said Nursi gibi ki Nur talebesi ağabeyimizdir. Bediüzzaman ustadır. Risale-i Mücedid. Peki Said Nursi Hazretleri gibi. Yani her hissimizi maksada nasıl feda edeceksin? Verebilirsen değil mi? Verebilirsen alırsın şahsımanı tümünü. Edemezsin. Onun için edemeyeceğini bildiği için şahstan çıkarıyor. Şahstan şimdi sırları koyuyor işte. Sırrın sırrını söylüyor abi şimdi. Ben de dedim ki inşallah tesanüdün sırrı azimiyle bak. Sırrın sırrı bu abi. Sırrın sırrı bu. Evet, tesanüdün sırrı azimiyle. Tesanüdün sırrı azimiyle. Evet. Paranız, kuvvetiniz, ilminiz, koşmanız, gayretiniz falan demiyor. Evet abi. Neyle? Tesanüdün sırrı azimiyle. Tesanüdün sırrı azimiyle. Netice tesanüd onun da neticesi. Evvel ve ahir tavsiyemiz tesanüdü muhafaza diyor bak ilk başta abi. Şualarda değil mi? Evet abi. Evvel ve ahir. Ustad sağ olsa ne diyecekti bize diye sorulsa. Evvel ve ahir. Şimdi ve sonra gelsem tavsiyemiz bir. Tesanüdün muhafaza. Enaniyetten, benlikten. Tecerrüm, tahaffuz, rekabetten, yani itidal eten ve ihtiyattır diyor yani. Bakın bir de yavaş yavaş söylesene. Yerinden okuyayım abi. Yerinden oku. Karıştırdım onu. O 13, 14. şua mıydı? 13, 13. 13. şua 312 abi. 312. Evvel ve ahir tavsiyemiz, tesanüdünüzü muhafaza. Enaniyet, benlik, rekabetten, tahaffuz, itidal eden ve ihtiyattır. Evvel, ahir tavsiyemiz. Evet abi. Tesanüdünüzü muhafaza. Birinci marka. İki, enaniyet, benlik, rekabetten tahaffuz, hifzolun, ayrılın. İtidaliden ve ihtiyat. Yani süt gibi kabarma. Ve tedbirini al. Başka yerde şu an hatta yerine diyor ki vacip diyor, itidaliden diyor. He? İtidaliden vaciptir diyor. Hani bu şekilde kelime var abi. İtidaliden vaciptir diyor. Yani birbirinize karşı böyle kabarmamak yani. Vaciptir ha onu. Allah Allah onu bulur o zaman. Bul onu. Öyle kuru şey yok. Delilsiz hiçbir şey ben tatmin olmuyorum. Kim ne istiyor dese ki bunun delili var mı bu adam dedi. Vallahi delil olmayan bir şey ben tatmin olmuyorum. Evet devam. İhlas Leman'ın düsturlar için diyor abi onu. Şualar 500'de. Ne diyor? İhlas Risalesi'nin düsturlarını, esaslarını mabeyninizde yerleştirmeye, kullanmaya vacip derecesine gelmiş diyor. Öyle mi? Ha. Şuala 500 abi. Tamam. Şimdi bu şey, sırrın sırrı neymiş? Uvvet mi? Sırrı azimi, tesanüdün sırrı azimiyle. Ha. Tesanüdün sırrı azimiymiş, sırrın sırrı. Evet abi. Yani tesanüdden çıkan şey, tesanüd bir zeminmiş. Onun üzerine Allah bina ettiği ha. Şahsı manevi veya işte feyzi külü neyse. 3 elifi tesanütle 111 kuvvetinde gösterdiği gibi. Bak 3 elifi o sır işte
111 kuvvetinde gösteriyor. O sırrı azim. Sırrın sırrı neymiş? 3 elif 111 oluyor. 4 elif 4444 eden işte bu sırrı azim bu. Sır bu. He. Has şakirtlerin mabeynindeki tesanüdü hakikinin. Has şakirtlerin mabeynindeki tesanüdü hakikinin. Tesanüt demiyor. Hakiki tesanüdü. Hakiki Osman. Hakiki. Sahtesi de var demek ki bu işin. Hoş geldiniz. İçinin bu hesaplı bunun devrilsin diyor içeriden. He. Tesanüdü hakikinin verdiği kuvvet benim gibi bir biçarenin sice fevkalade zannedilen fedakarlığından geri kalmayacaktır inşallah. Ne ilaçtır biliyor musun? Çoğu insan diyeyim, bazı demeyeyim. Bu asıl insanın çoğusu tarikat meşreptir. Yani önünde birisi olmasa yürüyemiyor, gidemiyor. Hakikatta gidemiyor. İşte usta diyor ki tesanüdünüzün, tesanüdü hakikinin verdiği bir kuvvet var. Merak etme sen bununla gittin mi arkanda bir güç itiyor seni. İtiyor. Bir güç, bir enerji, bir hal. Yani fiziksel boyutu olarak ben şöyle diyorum. İçimizden doğan bir enerji. Hayra iten enerji. Mesela şeytanı ben yorumladım. Adam itiraz etmedi. Televizyon için mesela. Bas, bokunu, ver ağzını payını, ver. İçimizde böyle bir enerji var ya. Ha o enerji şeytan işte. Şeytan başka bir şey değil. Bu yani. Bas işte. Seyret. Vur ağzını payını. Bu tam bir fırsattır. Günah gelmiş tamam mı? Bak 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 bir de bulamazsın falan. O coşar gibi var ya böyle patlayacak gibi enerji. O şeytandır. Bunun da tersi böyle şu anda zevk yok mu? Hal yok mu? Ders ortamında bir feyiz yok mu yani? Bir sükunet yok mu? Asudelik yok mu? Bir armoni yok mu uydurukçasıyla? Bir doyumluluk var mı ya ruh? İşte bu şahs-ı manevinin bizi onayladığını Allah Allah'lığını bize aralayıp onayladığını gösteriyor. Bak şu anda sizden razıyım ha demektir. Şunu okuyayım abi diyor ki iktidar eden muhafaza etmek vaciptir. Nerede geçiyor? İstanbul'da 248. 248. Doğru bakacağım. Çünkü en çok ben Kastamonucuyum da ben orayı vaciptir niye kaçırdım? Allah Allah 248. Kastamonu'da eğer varsa vardır. Yoksa yoktur. Siyahı hemen yukarısında. Yok. İtidali de muhafaza etmek vacip. Arkadaşlar hem de nasıl boyamışım bak. Ben de boyamışım abi. Allah, öyle mi? Ama kalmamış kafada. İtidali de mi muhafaza etmek vaciptir. Vay be. Ey gidi Kastamonu. Vacip farzdan sonra geldi değil mi abi? Evet. Farzdan sonra. İman hizmeti farz. Layıkalar vaciptir. Demek ki yeterli değil. Ben Risale okumam. En fazla 3 ayda bir külliyatı bitirmem lazım. Çünkü üstad ezberini 3 ayda bir tekrar ediyormuş. Ama ben şöyle bir çare buldum. Felsefe olur. Beraberiz ya. Böyle müzakereyi çok seviyorum. Çok yani çok ama. Biliyorsun birden birisinin bir meziyeti mi var? Bir özelliği bir şey tespit mi? Asla plakasını da koyarak takdim ediyorum. İtiyorum. Siz de öyle yapın yani diye söylüyorum. Gelin. Böyle cumartesi dersinde dedim. Bir ne dedin sen? Tamam. Dedim, Allah Allah. Çok hoşuma gidiyor. Onaylıyor. Yani ne yapıyorum biliyor musun? 3 ayda bitiremiyorum ama. Böyle müzakere yapıyoruz ya. O lemalar, o şolar bilmem ne falan. Belki de buraya 3 ay sonra gelecektim. Ben sen söyledin hemen geldim. Müzakerenin faydası. Şu anda dönmediğiniz bir şey kalmadı. Şualardan, lemalardan, emirdandan, Kastamonu'dan girdik diyeyim. Yani işte bak şey hep dolaşıyor helikopter gibi. Devam ediyorsun. Aferin lan. Şurada bir yer vardı abi. Maşallah ya. Aynen öyle de ben misalin hepsini okumuyorum ama hakikat. Tamam hakikat şey. Nereden okuyorsun? Lemalar 165. 165. Paragraf 1 abi. Hı hı. Ya ben dinleyeyim ya. Envali uhreviyede sırrı ihlas ile iştirak. Uhrevi hizmetlerde sırrı ihlas ile iştirak. Allah. İştirak etmek yani. İhlasın sırlarıyla birlikte o hizmete iştirak etmek. Ha yani öyle böyle şey olarak değil. 165 miydi? Evet abi. Ha böyle paldır küldür diye iştirak değil. Ha şeyde geçiyordu. Nerede geçiyordu? Hutbe-i Şamiye'de miydi? Veya münazarat ittihat cehalet de olmaz diyor.
Hutbe-i Şamiye. Sen, Furkan'ım, canım benim kusura bakma ya. Münazarat da Hutbe-i Şamiye mi? İttifak diyor, cehaletle olmaz. Ben ittifak ediyorum. Ne işiniz? Bir dakika, nereye ittifak ediyorsun? Ben meşverete katıldım. Tamam, layıkayı okudun mu? Kastamonu layıkası, Emirdağ layıkasını biliyor musun? Yok. Neyi meşveret edilecek ki seninle? Kafana nasıl yatıyor? Söyle diyeceksin. Paldır küldür konuşacaksın. Paran varsa da sözün muteber olacak. Öyle değil mi? O zaman ittifak, meşveret cehaleti üzerine kurulmaz ki. Mesela bazıları duyuyorum Almanya'da da. Abi biz meşveret ettik. Kimle? Şu. Sordum. Sen kardeş, Kastamonu okudun mu? Yok. Sen? Yok. Güldüm. Neyi meşvereti ya? Peki ne yapacağız abi buradaki hizmeti? En yakın güvendiğiniz ilmiyle amin, Risale-i Nur'a sadıksa ona soracaksınız bu nasıl yapılır diye. O zaman sen soracaksın. Bilmiyorsan ayet-i kerimede diyor ki bilene soracaksın diyor. Bilmiyorsan öyle diyor. Evet. Ama bu acayip şey yaptın sen ya. Evet. Sırrı ihlas ile iştirak, sırrı kuvvet ile tesanüt. Oo. Sırrı kuvvet. Evet. Sırrın kuvvetine bak Nadir. Kuvvet. Sırrı uhuvvet ile tesanüt. Sırrı uhuvvetle tesanüt oluyor. He? Sırrı uhuvvet ile tesanüt. Sırrı uhuvvetle tesanüt. Evet abi. Oho, tesanütün zeminine bak. Sırrının sırrı mı oldu şimdi abi? Evet. İhlas Risalesi'nde de ihlası kazanmak ile tesanüt. İhlası kazanmak ile tesanüt. İhlası kazanacaksın ki tesanüt olacak. Evet. Arkadaşlar ihlas zan değil ha, vehim değil, düşünce falan değil. Realitedir, vücud arayıcısı var. Ruh mahluktur da ihlas mahluk olmaz mı? Realitesi var. Allah Allah. Ve sırrı ittihat ile teşrik-i mesai. Sırrı ittihat ile teşrik-i mesai. Hepsi ha? Evet abi. O iştiraki amalden hasıl olan umum yekün ve umum nur her birinin deftere amaline bir temamihe gireceği ehli hakikat ma beyninde meşhud ve vakidir. Vüsat-ı rahmet ve kerem-i ilahinin muktezasıdır. Allah böyle yani bu sıfatta sahip olanların komple cemaatin şahsı manevisinin komple hasenatın geçiyor defterine. Geçmesinin sebebi biz diyor vüsat-ı rahmet ve kerem-i ilahinin muktezasıymış bu. Çünkü Cenab-ı Hakk'ın istediği neticeyi ortaya koymuşlar abi. İstediği neticeyi. Çünkü yani vahşi hayvanlar aleminde abi. Diyelim ki bir tane aslan bir tane herhangi bir hayvan olursa hemen saldırıyor ama. Öbürküler toplansalar saldıramıyor, korkuyor bak. Cesaret alamıyor saldırmaya. Hatta yine layıkalarda diyor abi. Yani sizin metanet ve sebatınız. Sebat ve metanetiniz masonların planlarını alt üst etti. Ama ben aslında kuvvetiniz, paranız, servetiniz, mevkiniz, kariyeriniz münafıklar ve masonların planını akın bırakacağını zannediyordum. Oysa neyiniz? Sebat ve metanetiniz. Sebat ve metanetiniz. Evet abi. Zaten masonların da bir derece yani bu hizmeti imaniyi dağıtmaya çalıştıkları önce o nurcuların arasındaki yani Risale'nin talebi arasındaki şeyi bozmak. Uhuvveti. Uhuvveti bozmak abi. Hatta onu bak şu aralarda geçiyor abi. Kaç sayfa? 500. 500 mu? Evet abi. Bir de şey 302 otobüsün ayrı. Kat'i haber aldım ki 3 aydan beri burada has kardeşleri birbirine karşı meşrep veya fikir ihtilafıyla bir soğukluk vermek için 3 adam tayin edilmiş. Evet, meslek veya meşrep. Evet abi. Yani hepsinin bir idam aralarına girecek. Hani sen diye mi? Yokluyorlar yani. Böyle dedektörler. Zübeyir abinin sözüymüş. Bu da Turuşta abi nakletti bize. Adam yani var ya havalimanından geçerken veya bir yere giden alet koyuyorlar. Bir şey olunca tır 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 ötüyor. Sonra diyor ki çıkar. Gene çıkarınca daha şey yapıyorlar. İşte ehli dalalet de bakıyor. Bakayım neresi ötecek. Aa! Zayıf kaç tane tarafımız vardı? 6 tane. Abi. 6 tane. Neydi onun adı? Hucumat-ı Sitte. Hatırlayan var mı? Altısınız. Enaniyet. Milliyetçilik. Milliyetçilik. Tembelperverlik. Tempelperverlik. Hastalık. Hubuca. Korkak. Korkmak. Hubuca. Tamakarlık.
Tamahkarlık. Mektubatta değil mi? Heh. Evet. Birbirine karşı meşrep veya fikir ihtilafıyla bir soğukluk vermek için üç adam tayin edilmiş. Hem metin nurcuları usandırmakla sarsmak ve nazik ve tahammülsüzlükleri evhamlandırmak ve hizmeti nuriyeden vazgeçirmek için sebepsiz mahkememizi uzatıyorlar. Allah Allah. Ta ki birbirlerine boğuşsunlar diye. Oysa günleri bitmiş yani. Günleri bitmiş. Sırf orada boğuşmalar için, oradaki tesanet, ufuvvet sarsılması için günlerini uzatıyorlar abi. Ta ki hırçınlık olsun diye. Evet. Bak şurada diyor 99. Dini cemaatler, dini cemaatler mesela tarikatçı, Nakşi, Kadiri, Süleymancı, Nurcu, dini cemaatler maksatta ittihat etmelidirler. Maksat, ne demek maksat? Dinin açık yasaklarına ve emirlerine beraber lebbeyk demeleri lazım. Cemaatin dusturlarına değil. Süleymancıların kendisine has dusturları var. Tarikatçıların var. Tamam, nurcuların var. Buraya çağrılmak, yani mesela nurcu dese ki bizim meşrebim, yani nurculuğun adeti, kuralı budur. Siz de böyle yapmak da ihtilafa zemin açar. Onun için nerede? Dini cemaatler maksatta ittihat etmelidirler. Maksat. Mesalikte, mesleklerde ve meşreplerde hepimiz. Mesela bir grubuz. Ama grup içinde her bir fert meşreptir. Bu meşrep, farklı farklı meşreplerden ortaya çıkan grubumuz bir meşrep. Nurculuk içinde. Tamam. Mesela diyelim ki nurculuk bir meslektir. Hamidiye var, Suffa var, Kurdullu var, yazıcı kardeşler var. Tamam. Okuyucular dedikleri işte Abdullah Yeğin abi ve Sait Özdemir abi ve biz. Okuyucu dedikleri. Meşveret var, Sungur abi vesaire. Hepsi bir cemaat içindedir. Meslek içinde. Ama her bir grup bir meşreptir. Fakat bu meşrep içindeki fert meşrep. Her birisi meşrep değil mi? Sen de bir meşrep saydın. Sen de meşrep. Meşrep demek maşapa demektir. Maşapa. Yani birisinin kazan, kimisinin kepçe, kimisi bardak. Su alıyor. Su alıyor. Şeyde, dereden. Su almaya, alma kabına meşrep denilir. Kimisi bardakla alıyor. Kimisi kovayla alıyor. Akan nehir. O nehrin adı da ustadın sarı ifadesi ilim. Dolayısıyla hepimiz bir meşrep miyiz? Şurupta kabız. Farklı farklı meşreplerin ceminden bir meşrep çıkıyor. Grup. Farklı meşreplerinden, ceminden de cemaat çıkıyor. Nurculuk. İyi dinleyin şimdi burayı. Son daire, en çizgi cemaat, nurculuk. Bir içeriye gir, grupların meşrebi. Gir içeriye, fertlerin meşrebi. Şimdi bir grup çıksa, meşrep, nurculuğu kendisine hamletse, nurculukta yegane maksat benim meşrebim, bizim cemaat, bizim grubumdaki gibidir dese, cemaati meşrebine hizmetçi etmiş olur. Esasatı detaya hizmetçi yapar. Ve zulmeder. Cemaatin fertleri adedince ihanet eder hakikata. Çünkü mesleği veya cemaati, cemaat mesleğini meşrebine hamletti ve dayadı. Bunun dışındakileri kabul etmiyor. Tamam. Hamsi dese ki Karadeniz'de sif hamsi olmalı. Palamut ne yapacak? İstavrit ne yapacak? Mezgit ne yapacak? O güzelim mezgit. İşte bak okuyayım. Dini cemaatler maksatta ittihat etmelidirler. Yani Süleymancılar, tarikatçılar, Mahmud Efendi ne yapacağız? Allah'ın açık emirlerine, Allah'ın açık haramlarına ittifak edeceğiz. Tamam. O zaman bir olduk. Şimdi gelelim cemaata nurculuk içinde. Mesalikte, mesleklerde, nurculukta, Süleymancılar da mesela, Süleymancılar da Nakşi'dir. 33 kolu var. Bir tanesi
Adıyaman'dır, bir tane Süleymancılık'tır, bir tane Mahmud Efendi'dir vesaire. Tamam. Demek ki meslek bize uygulayalım. Nurculuk. Meşrep ise Mahmud Kurdoğlu grubu, Suffa'dır, Amidiye'dir, Sungur abidir, Meşveret'tir. Yeğin abi, Said Ömürden abi ve biz okuyucular dedikleri. Bunlar da meşrep. Mesalikte ve meşrepte ittihat mümkün olmadığı gibi caiz de değildir. Niye ittifak etmek? Olmaz arkadaşlar. İttifak zaten olmaz. Ve caiz de değil. Zira taklit yolunu açar. Niye? İttifak etsek kimse gayrete girmez. Said Özdemir abi yapıyor zaten. Sungur abi yapıyor. Yeğen abi yapıyor. Ondan sonra taklit yolunu açar. Abi başta olduğu için hemen şey yaparız. Şu anda bizim abi Kastamonu layıkası olduğu için Emirdağ şu anda dersin ilk kaynağı Emirdağ 216. Evet. Tamam. O nedir? Abimiz o şu anda. İdare ediyor. O merkezde. Dalgudak'tan. İşte diyor. Mesalikte yani nurculukta ve meşrepte dinice gruplu nurcuların içindeki grupta, Nakşi ise içindeki grupta ittihat mümkün olmadığı gibi caiz de değildir. Ben bunları şöyle kabul ediyorum. Anne rahmine düşen bir hücredir. Bir hücredir. Atılan sudan tamamdan çocuk olmaz. Bir hücreden olur. Ve o tek hücre bölünmesin, parçalanmasın dersen çocuk olmaz. O hücre mitoz bölünme uğraması lazım. 1 iken 2, 2 iken 4, 4 iken 16 karesiyle. Demek ki bölünürse insan olur. Mitoz bölünme bir gaye ve hedef etrafında bölünmek. Kemalat içindir. Yani içerideki fıtrattaki, DNA'daki, kromozondaki yazılımların dışarıya çıkması için bölünmesi lazım. Mitoz bölünme tek hücre karesiyle bölünüyor. 1 iken 2, 2 iken 4, 4 iken 16. 16 16 çarp 256. 256. Böyle katlı. Şimdi eğer bölünmesin desen çocuk olmaz. Peki nedir? Bölünüyor. Tırnak hücresi oldu. Saç hücresi, göz hücresi, karaciğer, böbrek, dalak bölüne bölüne detaylar dışarıya çıkıyor. İçerideyken gözükmüyor. Çekirdek gibi. Bölünecek, dal olacak, budak olacak, yaprak olacak, çiçek olacak, tat olacak, meyvesi olacak vesaire. Bölünmese ağaç olmasın istememektir. Onun için bunun adı cemaatların grupları mitoz bölünmedir. Risale-i Nur'da bulunan gizli hazineyi herkes fıtratından bir avcı özelliğidir. O fıtratının gözüyle, meşrebinin gözüyle onu dışarıya çıkarır. Yani Karadeniz bir nurculuk olsa içindeki balıklar hakikat. Şimdi palamut bir başka şekilde yakalanır. İstarit başka şekilde yakalanır. Sargan hele hele çok ilginçtir. Onu yakalamak daha değil. Işıkla yakalanıyor. Tamam. Vesaire. Demek ki hayvan bile değişik meşrep yöntemle yakalanır. Risale-i Nur'daki manalar da değişik meşreple, maşrapalarla yakalanır. Tamam. Eğer bölünmesin dersen Risale-i Nur tek hakikattır, tek mana mertebesi vardır. Bu neyse odur demek cinayetini yaparsın. Cinayettir bunu demek. O zaman mana mertebesini farklı fıtratlar avcılığıyla bulunur. İşte diyor ki bu caiz değil diyor. Tek kalması demek bir rahime düşen çocuk hücre bölünmesin. Bölünmese kardeşim bir girdi bir çıkacak. Çocuk olmayacak. Bölüne bölüne bölüne. Tırnak, saç, karaciğer, böbrek, dalak, burun, diş. Bu bölüne bölüne oluyor. Yani nedir bak bir daha söyleyeyim. Batındaki hakikati zahirinde göstermek. Tırnağın gösterdiği güzellikle, gözün gösterdiği güzellik, kulağın gösterdiği güzellik, ayağın gösterdiği güzellik birbirinden aranır mı? Sen şimdi gözün vazifesini elden ara. Gözün gördüğünü yakın bilir, elde uzatsın diyor. Ustadın misali bu. Gözün gördüğüne yakın zannedip eli uzatıyor. Ondan sonra niye bulamadım? Tabii ki bulamazsın. Ne kadar mesafe var. Gözün güzelliği, gözün gördüğü güzellik ayrıdır. Kulağın gördüğü ayrıdır. O zaman biz bir insanın, o Risale'nin şahsı manevisine insan-ı kamil diyor. Onun azaları gibiyiz diyor. Tamam? Mesalikte, nurculukta ve meşreplerde, gruplarda
İttihat mümkün olmadığı gibi caiz de değildir. İşte anlattığım için. Zira taklit yolunu açar, taklit yolunu açar ve ne me lazım başkası düşünsün sözünü de söylettirir. Ondan sonra cehaletle olmaz. O burada abi dediğiniz taklitten ziyade tembellik olmuyor mu? Hani mesela meşrepler bir arada olsa. Tembellikten dolayı zaten taklit oluyor. Ben şudur. Yani güzelliği, Risale'nin güzelliğini böyle keşif değil de abi ne dedi? Öyle yaşadı. Tamam onu yaşarım. Abi bu derse ne dedi? Ben başka yerde ders yaparken abi Hasan abi dedi ki bu derste şöyle şöyle dedi. Tamam. Şöyle şöyle dedi. Bana bak. İttihat cehalet de olmaz. Hemen bulun onu çabuk. 89'a bir bakayım. Hasan abi münazarat 73 birinci paragraf. 73 birinci paragraf. Fatiha okuyup imdat istedim abi. Kimden imdat istedin? Sizden abi. He? Üstad da sahirden. Allah Allah. Evet buldu hakikaten. Buldu abi. Fatiha evet. Salavat mı getirdin? Fatiha okudum. Gaz sözlerine ve imam adını ona gönderin. Vallahi doğru. Lakin ittihat cehil. Onun için bulamadınız. Cehil yazdınız. Cehil ile olmaz. Yani kafa bırakmıyor ki. Var ya. Lakin ittihat cehl ile olmaz. İttihat neymiş? Şuraya bak, izaha bak. İttihat imtizacı efkardır. Bir, açayım ama bir cümle okuyayım. İttihat imtizacı efkardır. İmtizacı efkar marifetin şuayı elektriki ile olur. Şuayı elektriki. Evet. İmtizacı efkar. Fikir birliği. Onu yapabilmen için diyor. İmtizaç efkar da diyor tanımıyor. Yani fikir birliği nasıl olur? Marifet şu an elektrikisi olur. Dimağda. Efkar fikir. Efkar neredeydi? Dimağda. Fikir. Akılda abi. Fikretme. Zihnin ne, şeyi neydi? Marifet olaydı değil mi? Evet. Abi. Fikir neredeydi? Dimağda. Taakkulde. Yani efkar marifetin şu an elektrikisi. Şu yedi mertebe var ya, tahayyül, tasavvur, taakul, tasdik, izan, iltizam, itikad. Yedi mertebe. Yedi mertebe var mı? Bunun, bu yedi sıfatın bütünlüğünden çıkan pozitif enerji. Şuay ile tikiye. Tahayyül, tasavvur, tahayyül. Peki zor değil, bu zor değil. Doğru bilgi elde etti. Şu anda bu ders nedir? Dima veriyoruz. Arkadaşlar doğru düşünmek için doğru bilgi koyman lazım. Doğru yapman için doğru bilgiler dişe vurması lazım. Telahuk fikirden hakikat fışkırır diye. Evet. Telahuk efkardan. Barikayı hakikat. Evet. Yani doğru malzemeye koyarsan akıl bir alettir. Ne verirsen ona göre çalışıyor. Zor bir şey değil ki. Doğru insanlarla doğru yerde doğru iş yap. Tamam. Demek ki lakin ittihat cehil ile olmaz. İttihat imtizacı efkardır. Dima bütünlüğü. Yani fikirlerimiz aynı olacak nurcuların hepsiyle. Mesela diyelim ki biz sözlerle ders yaparız. Kastamonu ile hareket ederiz. Amenu ve amilu saliat. İmanımızı iman esaslarıyla sözlerle malar, mektubat, çuvallarla yaparız, telakki ettiririz. Emirdağ 1, emirdağ 2, emirdağ. Ve Kastamonu'yla da ya hareketimizi tanzim ederiz. Doğru düşünürüz. Psikolojimiz onun için bozulmaz. Böyle yaparız, böyle yapmayız. Böyle düşünürüz, böyle düşünürüz. İşte böyle. Peki. Ölmeden önce ölünüze ait ben de bir şey yapayım. Ondan sonra dedi ya mutu kablente mutu. Şimdi insan kendisini yaşamasa ölmüştür. Kendisini yaşarsa yaşar. Bir de söylüyorum. Mutu kablen temutu. Ölmeden önce ölünüz. Hadisi. Keşul Hafa. İkinci cilt. Kaçıncı hadisti? 291. O da neymiş ölü? Abi. 29 abi. Diyor ki ölüm gelip çatmadan evvel. 229 muydu? Yok. 29 abi 29. Çatmadan evvel. Şehvet ve nefsi avuzlarda, avuzları ilgileyip
onları bırakın diyor. Evet. Şehvi ve nefsi. Keşful Hafa? Keşful Hafa 2. 29 abi. 29 mu? Aha, evet. Ben de 29 ya. Ha, o zaman ben 29. Parantezi 1 görmüşüm. Kendisini yaşamayan, sünneti yaşayan kendisini yaşamıyordur. Sünneti yaşayınca kendi heves ve hevasını yaşamıyor. O zaman kendisini yani his ve hevesini, arzularını yaşamıyorsa nefis cihetiyle ölmüştür. Yani diyor ya şehvi arzuları. Arzuları ya şehvi derken cinsellik değil. Tabii. He. Evet. Hayat-ı dünyevinin temini var ya. Mesela çeşitli arabalar, doymayan telefon arzuları, lüks evler, lüks giysiler. Ne bileyim böyle bunlar tepsidir. Demek ki kendisini öldürmesi lazım. Öldürmesi demek kendisini yaşamayacak. Resulullah'ın sünnetini yaşayınca kendi cihetiyle ölmüştür. Bu zaten ölmüştür. O zaman ölen ölmeyecek. İşte ondan sonra zaten bunlar hizmetteki. Yani Üstad Ertel abi evlenmiş ya. Hani evlenmiş, pek fazla uyumuyor, yemek içme yok değil mi? Bak şehri bu neresi. Evet. Bir de burada makam da var. Hani o ilk baş gözüküyor ya onda. O makamı bile bırakmış. Çünkü ondan öyle bu hadisi buraya bırakmış. Evet. Ve şunu da bitireyim. Nefsi yapınca seni de alacağım. Al seninkisini alayım. Soracağım. Kimin himmeti, milleti ise tek başına milleti diyor. Kimin yaşamıyorsa ne abi? Bu şekilde kıymet alıyor. Kendisini yaşamıyorsa kimin himmeti, milleti ise. Bir de şu. Mesela vefat etseniz. Soru soruyorum burada bak. Onu buldum. Defterde buldum. Not almış. Vefat etsen Mehmet. Sağdaki Mehmet. Soldaki Mehmet. Vefat etseniz. Dünyaya bir daha gelseniz. Nasıl yaşardınız? Mesela düşün. Başka nasıl yani hiç şüphen olmayacak. Ben vefat edip de gelsem bir sistem bana söyler. Sünnet değil mi? Sünnet-i sünniyeden daha güzel bir yaşantı olur mu? Olmaz. Demek ki vefat etsem ben cennet cehennemi görsem tekrar bana mühlet verseler gelsem yapacağım şey şu. Sünnet-i sünniye yaşardım. Öldüm, dirildim. Ha, sünnet-i seniyi yaşayan öldü, dirildi, onu yaşıyor demektir. Ölmeden önce gitti, öldü, baktı, tekrar dünyaya geldi. Ha, orada gördü ki sünnet-i seniyi şuymuş. Zaten Allah da bize onu yaşatıyor abi. Daha fazla bir şey istemiyor. Evet. Peki, burada kesiyoruz. Vahir davahum. Sen dersi sen hakim olduğun için Fatiha'nın da senin olsun.